Telefonunuzun RAM miktarı düşük olduğu için size belli sorunlar mı yaşatıyor ve bu sorunlara çözüm mü bulmak istiyorsunuz? O zaman çok doğru geldiniz. Evet çok sevgili sevgili dostlar, bugün sizlere telefonunuzun nasıl RAM miktarını arttırabileceğini göstereceğim. Bunu SD kartla yapacağız ve hızlı bir SD kart kullanmanız size tavsiyemdir. Ayrıca telefonunuzun notebook olması gerekli. O zaman isterseniz hemen nasıl yapılacağına geçelim. Yani telefona. Evet, şimdi RAM Expander uygulamasını açıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi zaten yavaş açılıyor. Benim telefonum ağır bir telefon. 2 GB RAM artık yetmiyor. Şimdi benim SD kartım Samsung'un 64 GB'lik SD kartı. Class 10 değerinde bir SD kart. Yani hızlı bir SD kart. Ondan dolayı size de böyle SD kartları tavsiye ederim. Hızlı SD kartlar uygulama performansını artıracaktır. Çünkü SD kartlarımızı kullanacağız adı üstünde. Şimdi buradan swap pinası yazıyor. Hatta onu geçin. Swap pinası yazıyor. Gördüğünüz gibi şurada. Bunu 100 yaptım. Bunu SD kartınız gücüne göre değiştireceksiniz. Sonra swap file yazıyor. Swap file'ı 4000'e çekebilirsiniz. Yani 4 GB RAM eklemiş oluyorsunuz telefonunuza. Bu da 6 GB RAM oluyor. Benim telefonumda, sizinkinde farklı olabilir. Otoranı açacaksınız telefonunuz başlatıldığı zaman açılması için. Dropcatch açabilirsiniz. Ve buradan minimum free kilobaytı da yaklaşık 400 yaparsanız SD kartınızda boşluk oluşturmuş olursunuz. Buradan swap aktifi açtığımız anda, sağ kaydırdığımız anda swap file'larını yüklemeye başlayacak SD kartımıza. Bakın göründüğü gibi şu an swap file'ların SD kartımıza indirmesini başlatacak. Oluşturmasını başlatacak demek daha doğru aslında. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü işlemlerimiz sonucunda telefonumuzu hızlandırdık ve telefonumuzun RAM miktarını arttırdık. Bu sayede telefonumuzdaki kasmalardan ve donmalardan önemli ölçüde kurtulduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız sevinirim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.